Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın efendim. 7 Haziran sabahında Aragaz başlamış bulunuyor. Ha başladı, bana mı başladı? Yok, size başladı efendim. Her şey sizin için ya. Abicim, mezmetri yapıyoruz. Evet. Kamu hizmeti yapan programcılarınız Kadir Çöptemir'e, Pascal Numan. Şu an döneli döneli yorganı tekmeleyip gerneşe gerneşe uyumak varken sahurdan beri yatmayıp sizler için stüdyodalar. Efendim? Sevildiğinizi bilin. Pascal, bir güncelleme yapmak ve tarihe bir not düşmek istiyorum ya. Düş abi. Bir dahakine sahuru kokoreçle yapmayalım bro. Niye ya? Abi fayton beygiri gibi köpük kustum ya. Daha sahura, iftara kaç saat var ya. İçimde ormanlar yanıyor baba. Sen istedin. Benim hatamdı ama kokoreçin üstüne bir de midye tavayı sen soktun aklıma be kardeşim. Ama kardeşim yerken böyle demiyordun. Ya sahurda en iyisi kahvaltı, kahvaltı ya da pilav. Bunlardan şaşmayacaksın abi. Hafif yiyelim diyorum ama her sahur kıtlıktan çıkmış gibi dalıyoruz ya. Ya olmaz böyle. Hakikaten hafifletmek lazım. Hem iftar sofrasını hem sahur sofrasını ya. Abi bak bu sahur var ya, sadece çorba içelim. O da olmaz lan. Fıkara mı yıkmış, sadece çorba mı olurmuş ya? Allah Allah. Hafif yiyelim diyorum ama yani o kadar da olmaz yani, çorba morba. Ya en iyisi kahvaltı abi. Şaşmayacaksın. Abicim daha iftar olmadı, sahur konuşuyoruz. Ya işte biraz da böyle Pascal. Daha fazla yeme içme konuşup vatandaşın da aslında nefsini kabartmayalım. Doğru diyorsun sabahın köründe. Efendim Aragaz başladı. Güzel, negatifinizi çok çok emeceğiz. Oruç bozmadığı için standartlarımızda bir şaşma yok. Negatifinizi çok çok emecek, pozitifi de hazır da hazır verecek. Pascal ne yapacağız canım bugün? Abi her gün aynı. Pasogik. Evet efendim Aragaz da her daim kemiksiz, kılçıksız, saf geyik. Sohbet, muhabbet. Harala gürele nedir? Ortamınıza ben de katılmak istiyorum diyorsan sen de bir tweet atıyorsun. Ondan sonra sen de bizim bir paydaşımız, bir çözüm ortağımız, bir yol arkadaşımız oluyorsun. Neydi Pascal Twitter adresimiz? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Dersen ki 140 karakter beni kesmez, uzun uzun yazacağım dersen. Eyvallah, amenna. aragaz@metrofm.com.tr mail adresimiz. Ondan sonra oradan da yapıştırın efendim bir şey. Aklına takılanı sor, içine geçeni anlat ya da derdini dök. Ne bileyim yani, sınırsız imkan var ya efendim. Evet kardeşim, bize var ya başka yerde bulamaz. Bak söylüyorum, Aragaz bugün bir dünya markası. Eh. Herkes bizi dinlerken sen mahrum kalma. Ah. Yoksa biz zaten mayışımızı tıkır tıkır alıyoruz, öyle mi Pascal? Evet abi, çok şükür. Kurum, sponsor, firma, taş gibi yani. Allah zeval vermesin efendim. Amin. O zaman başlıyoruz efendim. Hepinizin işi gücü rast kessin, tabancasından ses gelsin. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Geldi. Yüksek sanata hazır mıyız canım? Değiliz. Oo, hem de Posta Gazetesi'nin yurdumun şairlik köşesinden bir başyapıt ya. Abi ne olur Ramazan ya, bari şimdi yapma. Ama seni duyan da şimdi tövbe tövbe bir şey diyecektim ya, neyse. Bu şiir Pascal zannediyorum daha evvel okuduğumuz bir şiir. Tam anımsayamıyorum ama bu şiir bir kere daha okunsa bile bir şey değişmeyecek diye düşündüm. Niye abi? Abi çünkü zamanın üstünde bir şiir yani... bu ne bileyim ablamın yaptığı mumbar gibi, bir Vivaldi'nin 5 mevsim efendim senfonisi gibi, bir Marilyn Monroe filmi gibi, anladın mı? Yani bir uzay kapsülüne yollayıp aslında uzay boşluğuna da bırakmak lazım ha. O ne diyor ya? Ya uzayda akıllı varlıklar varsa açıp baksınlar, insanlığın gerek kültür mirasına gerek sahip olduğu değerleri görsünler ya. Evet abi, bizim kayıtlar var ya, Aragaz kayıtları, onları koysunlar.
Bak çok doğrusun. Beni düzelttiğin için çok teşekkür ediyorum kardeşim. Hakikaten onlar da konuştu. Buyur efendim abi. İşte duygu, işte kafiye, işte mısra, işte tosarma, işte yüksek şiir sanatı. Şairimizin adı Ahmet Aksoy. 70 yaşında, emekli memur. Posta gazetesinin yurdumun şairleri köşesine yolladığı şair eserinin adı Adres Doğru. Adres Doğru. Ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsan. Ay, ay, ay. Ne yapıyorsun Kadir ya? Bu sefer bağırmayacağımı sandın değil mi? Ya evet. Lan yüksek sanatla meşgulken duygunun nereden ne zaman tosaracağı belli mi ya? Her an bek duracaksın kardeşim. Baştan alıyorum. Tamam, tamam. Ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsan. Adres doğru. Eğer mahsusçuktan seviyorsan, adres yanlış. Sevmesini biliyorsan gel. Bu nasıl kafiye? Ya sana ne kardeşim? Sanatçının duygusu böyle tosarmış. Bölme. Beni her gün atlatıp alcı vereceksen adres yanlış. Zaten sevmesini bilmeyen taşa benzer. Sakın ha seviyormuş gibi görünme. Adres yanlış. Doğru bir tanedir. Başka doğru yoktur. O zaman ne yapacaksın? Doğruyu bulacaksın. Eğer doğruyu bulamıyorsan adres yanlış. Hayatta en güzel şey sevmek sevmek. Sevmek günah değildir. Sevilmek de. Tatlım, sevmeyi öğrenip karşıma çık. O zaman doğru adresi bulacaksın. Ve şimdi adres doğru. Nasıl buldun Pascal? Çıtaks. Abi saçmalığın var. Daniskası. Aslında çok haklısın Pascal. Ya. Buradan da büyük şair Ahmet Aksoy abime sesleniyorum. Abi yaşınız 70'miş. Artık şiiri falan zorlamayıp daha bir ibadete mi yönelsek abim benim de ha? Evet abi. Aç. Umre. Ahmet abi ya. Umre'ye git. Büyük sevim. O zaman adres doğru. Çıtaks abi. Aragaz. Didi Gal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Sir. Biraz fites büyütelim diyorum hacı. Beşi atarım. Benim kötü. Pardon. Alo. Aleyna aleyküm selam. Kimsin? Oo, Sayın Papa nasılsın? Ay. İyi misin? Teşekkür ederim canım. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Babacım mı arıyor? Ver babacım. Babacığını arıyor. Al babacığını. Alo. Babacığım. Babacığım. Nasılsın? Çok güneşledim. Affet beni. Yok yok yok. Ramazan'da değil. Daha önce. Evet babacığım. Tamam. Kaç gün? Abo. Babacığım. Ne olur yapma ya. Ne diyor lan babacığım? 30 gün. Paris verdi. Hazır Türkiye'desin. Türklerle beraber oruç tutacağım. Öyle dedi. Oo, hadi hayırlısı Pasko. Al 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 al. Babacığım, babacığım seni istiyor. Babacığım niye beni istiyor acaba? Ver bakayım. Efendim Sayın Papa. Anlamadım. İmsakiye mi yollayayım? Niye? İftar için mi? Allah Allah. Ne yapacaksın babacığım sen imsakiyeyi? Oruca mı başlıyorsunuz? Babacığım ne oldu sana? Oruç mu tutuyorsun? Evet Sayın Papa. Ne? Mahya mı? Yok artık. Ne diyor babacığım? Vatikan'a diyor mahya gerdireceğim diyor. Medet ya Hazreti Sultan yazdıracağım diyor. Aa, babacığım kafa yedi. Allah Allah. Alo. Ya Sayın Papa bütün dinler kardeş tamam da. Yani sizinki biraz abartı olmuyor mu artık ya? Ne istiyorsunuz? Medine hurması. O kolay. Ya yaz yaz yaz. Tamam yaz Pascal yaz. Bir kilo güzel Medine hurması. Tamam. Hı-hı. Umre'de arkadaşlar var. Getirir onlar. Tamam. Yani sırt pastırma. Tamam. Yarım kilo lokumlu kaşar. Tamam. 14-15 tane Ramazan pidesi. Kadir iyi güzel de. Bunlar ne? Papanın siparişleri. Efendim güllaç bozulur Sayın Papa. Sütlü tatlı. Buradan oraya gelene kadar ooo. Ne? Akşam ezanı kaçta mı okunuyor? Hayda. Ne oluyor ya? Ya Sayın Papa siz harbiden bizim bildiğimiz Sayın Papa mısınız? Yoksa birileri bizi işletiyor mu ya? Vatikan'a mahya gerdireceğim diyorsun. Biz size nasıl inanalım efendim ya? Empati mi? Efendim bırakın bunlar empati mempati bunlar sizin işiniz değil ya. Biz empati yapıyor muyuz Allah Allah? Kedi vaftiz. Düşünür müsün? Yok canım sağ ol almayayım. Ben doğarken ebe tarafından yıkandım. Önce de imam yıkayacak. Araya başka birini sokmayacak. Alo Sayın Papa. Siz şimdi onu bunu bırakın da. Efendim kim? Büyük Başkan Sen Thunderbolt mu? Alo başkanım siz misiniz? Ne diyorsun teyze? Ya Büyük Başkan Sen Thunderbolt işletiyormuş bizi ya. Bir saniye Büyük Başkan bir sessiz mikrofona vereyim ya. Bir saniye ya.
Alo. Bak şimdi. Oğlum ben sizi nasıl işlettim ama. Aferin bak, kendimi tada sokacağım bu sene ya. Çok uzamayayım ya. Ya başkanım ben. Çok yapıttım. Bak şimdi. Ben Mourinho taklidi yapmaya çalışıyorum. Niye başkanım? Seneye bizim takımı Mourinho gibi ben yöneteceğim. Babayı başarıyorum. Obama'yı da başarıyorum. Mourinho'ya az kaldı. Başkanım bir örnek verin. Nasıl oluyor Mourinho taklidi? Recibe nuestro notifone de noticias post correo electronico. Aa, ne dedi? Oğlum, enine koşmayacaksınız, dikine koşacaksınız dedim. Nasıl? Ya büyük başkanım, siz Vatikan'da mısınız harbiden? Ne oluyor? Anlamadım ben. Evet, Vatikan'dayım. Aa, çok dikine bir yer ya. Ne yapıyorsunuz orada? Futbolcu bakıyorum. Oha, Vatikan'da ne futbolcusu olur ya? Papa futboldan anlıyor dediler. Arjantinliymiş. Ben de Brezilya'dan bıktım. Karaktersiz oluyorlar Kadir ya. Birkaç tane Arjantinli futbolcu tavsiye etsin diye geldim. Döve döve beni dışarı attılar burada. Vatikan merdivenlerinden yuvaladılar aşağıya. Aman başkanım, papadan futbolcu tiyosu istemek olur mu? Bu nedir ya? Ne yapayım kardeşim ya? Ya bu işten anlıyor dediler. Geldik bir akıl alalım, bir iki isim versin diye ama muhafızlar beni böyle mızraklarla dürte dürte kovaladılar ya. Aman başkanım, dikkatli ol. Roma'da var ya, çok merdiven var. Evet başkanım, Roma'da İspanyol merdivenleri var. Bak görsen çıldırırsın valla. Alçaklar lan köyler. İspanyollar bak Roma'da merdiven yapmışlar. Zaten istemem. İspanyollar endi olur. Alçaklar. Eyvah. Karabinyeriler geliyor. Aman başkanım. Kaç. Aman kaç büyük başkanım. Karabinyeriler çok sert olur. Tüfekli müfekli olur bunlar. Jandarma gibi. Ay kaç buranın polisine benzemez onlar. Vallahi sıkı verirler herkesin ortası. Kaç. Kaçıyorum. İstanbul'a döner dönmez bizim sada gireceğim ben. Bir daha da çıkmayacağım oradan. Ha, en iyisi. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Paskal. Geldi. Şu an stüdyomuzda kim var? Orgay Hoca geldi. Hanımlar, beyler, uluslararası ilişkiler ve diplomasi uzmanı. Stratejist. Orgay Kabarır hocamız stüdyomuzda. Orgay hocam hoş geldiniz. Orgay hocam büyüksün. Evet hocam, doğru hocam. Beni Kore'de bir mekana götürdüler hocam. Kore götürüyor hocam. İçeride bir kızlar var. Lahana bebek gibi hocam. Sabaha kadar ince kıyım hocam. Giderken öyle dedi Koreli kızlar. Büyüksün Orgay dediler. You are very big dediler hocam. Evet hocam. Hocam kendi reklamınızda yaptığınıza göre Orta Doğu'da yine bir karışıklıklar var, bir şeyler oluyor. Bir oraya girelim, bir orayı özetleyin ya. Ya Kadir hocam, Orta Doğu kız meslek lisesinin önü gibi oldu ya. O ne demek? Her gün bir kavga, her gün bir savaş ya. Onu demek istiyorum ya. Evet. Fransa'da aynı. Evet hocam. Hocam beni vaktiyle Paris'te bir üniversitenin önüne götürdüler. Fransız tiki style hocam. İçeride bir kızlar var. Hepsi ajan. Meğer ajan okuluymuş ya. Zor kaçtım hocam ya. Evet hocam ya. Orgay hocam, Amerika'nın Orta Doğu'da bazı gruplara ağır silahlar dağıtması hadisesini nasıl yorumluyorsunuz? Amerika'nın sistemi şudur hocam. Kaosu ve kapitalizme muhalefeti Amerika'dan uzak tutmak için terörü ve teröristi başka topraklarda meşgul etmek. Bu taktik yıllardır başarıyla Amerika tarafından uygulandı hocam ya. Pasifik Okyanusu ve Atlas Denizi Amerika'yı terör otaklarından koruyan doğal engellerdi. Ama artık dünya değişti hocam. Dağlar, denizler engel olmaktan çıktı. Artık Amerika'da saldırı altında hocam ya. Misal Amerika Orta Doğu'daki bazı gruplara 500 milyon dolar para dağıttı hocam. Sonra gitti Suudilere bilmem kaç milyar dolar silah sattı. Müslümana verdiği parayı başka Müslümandan çıkardı ya. Vay, Amerika'ya bak. Çok uyanık. Evet hocam. Hocam ben Amerika'da bir mekana götürdüler. Asya Pasifik kotuyor hocam. İçeride bir kızlar var. Alay uyanık. Cin gibi hepsi hocam. Adamın ruhunu bedeninden çeker alırlar hocam. Sabaha kadar cin çarpmışa çevirdiler beni ya. Biri o alıyor. Beni bir öbürü alıyor. Alabamalı Kristin vardı. Üf, hocam ben böyle bir şey görmedim ya. Ya hocam tamam da yani. Biraz önce Amerika'nın Orta Doğu'daki terör siyasetinden efendim gayet enteresan tespitle özetliyorsunuz. Sonra mevzuyu nasıl oluyor da bu Alabamalı Kristin'in şeyine getirip bağlıyorsunuz ya? Evet hocam. Hocam her mevzu eninde sonunda gelir Mitra ve Petko'ya dayanır hocam ya. O ne demek hocam? Mitra kadın demek argoda Pascal. Hı-hı. Petko? Onu ben sana sonra söyleyeyim. Peki Orgay hocam, Trump Amerika'yı Paris görüşmelerinden çekiyormuş. Çevreciler ayaktaymış. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet hocam. Hocam çeker hocam. Amerika'nın Avrupa'ya bakışı şudur hocam. Lan sizi biz yarattık. Biz olmasak 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ebenizi laciverte boyayacaktı. Dolayısıyla Amerika Avrupa'yı çömez olarak görür hocam. Hocam sanıyorum Avro bölgesini ekonomiyle terbiye etmek istiyor ABD.
AB dağılabilir hocam. Hocam Hindistan'a dikkat ediyorum. Hindistan ileride AB'yi sollayacak. Hocam zaten beni Gaj Nehri kıyısında bir mekana götürdüler. Hocam Hint Goti'yi. İçeride bir sadular var. Leş gibi lan hepsi. Doğduklarından beri yıkanmamışlar. Zor kaçtım yeminle hocam ya. Ama Bombay'da bir mekana gittik bizim Prensenjit'le hocam. İçeride bir Nepalli kızlar var. Kiremit renginde tenleri var hocam böyle. Olamaz böyle bir şey hocam. Bütün gece kiremit döşedim çatıya. Orgay hocam bunu yapmayalım işte. Ya nasıl bir adamsınız inanamıyorum ya. Hocam lütfen ciddi olun. Hocam beni İngiltere'de bir mekana götürdüler hocam. Süreyya götürdü bizim. İngiliz bondaj hocam. İçeride bir kadınlar var. Hepsi ciddi asık suratlı hocam. Sabaha kadar disipline verdiler beni. Tak kırbaç tak kelepçe hocam. Hocam 12 Eylül'de böyle işkence görmedim ben hocam. Yok böyle bir şey ya hocam ya. Aman aman abi. Şarkı giriyor. Ya şarkı reklam bir şey gir durduğun kapat. Gir de bir şey yeter ki hoşlukta olsun ya. Aragaz. Aragaz. Paskal, çok özür dilerim ya, benim çalıyor, pardon ya. Alo. Alo Kadir'im, sen misin? Vay Hacı Dert Vedir abicim, günaydın abim, nasılsın abi? İyiler iyi genç o. Biz de halimizden şikayet olmaz. Paskal nerede? Uykuya oruç mu tutturuyor serseri? Yok abi, buradayım ya, stüdyodayım. Aferin. Ne aç ne de başka bir şey. Önce iş gençolar, önce karnımız doyacak. Gerisi sonra. Biz işimizin aşığıyız. Prensibimiz budur. Doğru diyorsun abi. Bu halin var ya, senin gibi delikanlı görmedi. Boynuma dola. Kadir, bu çocuk gitgide zıvanadan çıkmaya başladı. Ne yapsak? Bir kliniğe falan mı kapatsak bunu? Rehabilitasyon falan? Ya onu da denedik abi, onu da denedik. Psikiyatrların hepsine kafayı yedirtti. Adamlar kendi kurdukları kliniğe hasta olarak yattılar. Ya bu ne Lucifer'dir ne şeytandır bu, bilemen sen bunu. Ne yapayım abi ya? Beni böyle seveyim. Ben de böyle bir kurum. Gençolar, deyo deyo konuşmayı bıraksak da işe güce başsak. Ha tabii, buyur buyur Hacı Dert Vedir abi, bir emrin var abi. Estağfurullah Kadir'im, ricamız olur. Şimdi Kadir, sen Nalbur'a gidip bana 4 tane geniş spatula ile marangozdan kasap için kesme tahtası alıyorsun. Bir de mezbahaya uğra. 500 metre koyun bağırsağı al. Hayırdır abi? Ne oluyor ya? Satanist falan mı oldun? Hey! Aziz mübarek gün, saçmalama. Star Wars'ta kokoreççi açıyorum. Hacı Dert Kokoreç. Allah Allah. Abi hayırlı olsun da yani, bilemedim ben. Hacı Dert Vedir abi. Kadir, sen dolma içi yapabiliyor musun? Pilavlı baharatlı şöyle. Yapıyorum abi. İyi, atla gel. Midye dolma yaptıracağım sana. Abi ya, dolma içi başka, midye dolma başka. Ben midye dolmadan anlamam. O başka bir sanat yani. O işten Mardinler anlar. O zaman ben Mardin'e bir uçan daire yollayıp 5-10 kişi çektireyim. Burada onlara midye dolma falan yaptırayım. Hacı Dert abi, midye tavada yaptıracağım mı? Paskal'ım, yaz geldi. Midye tava çok dayanmıyor. Zaten midyeyi komple kaldıracağım. İki kişi zehirlendi. Başıma bela aldılar. Baş kokoreçten şaşmayacağım. Işın kılıcıyla cız diye kesiyorum var ya. Uykulukla da karıştırıyorum böyle. Hop, ağlarsın. Ya Hacı Dert Vedir abi, sana bir tef lazım. Tef mi? Köçek miyim lan ben? Oynatacak mısınız beni iblisler? Estağfurullah abi. Kokoreç keserken spatularla beraber ritim tutacak arkadaşlar ve şıkıdı şıkıdı hopada 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 turistik bir aksiyon. Bunlar mühim abi, hep reklam, bunlar önemli yani. Bravo Kadir. Sende esnaf kafası var. Atla gel. Şu dükkanı bir regolaya sokalım. Abi ben orucum, zor olur benim için. Paskal'ı göndereyim ben. Her işe koştur bunu. Ez biraz. Ben varım abi. Hacı Dert abi. Az gelinim. Boynuma dola. Kadir, ben bu çocuktan tiksinmeye başladım artık. Ben ki karanlıklar lorduyum. Geri geldiğinde her türlü kalleşliği yapmış adamım. Star Wars ortamında eciş mücüş bir ton hilkat garibasıyla yan yana yaşıyorum. Ama şu Paskal'ın boynuma dolan lafı kadar beni irite eden bir şey olmadı bu hayatta. Abi onu çözemiyoruz. Benden önceki dönemde bozmuşlar bunun fabrika ayarlarını ya. Fabrika ayarlarına döndüremiyor muyuz? Abi bunun üretimini hiçbir fabrika kabul etmiyor artık. Ama kardeşim ayıp ya. Üstüme onanıyor. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Bana bakın, Hacı Dert kokoreç tutarsa franchise vereceğim. Size de iki tane ilaveden franchise'ım var. Abinizin size bir güzelliği. Sevildiğinizi bilin. Sen var ya, insansın insans. Kaşkol gibi var ya, boynum adına.
Bak yine ya. Alacağım ışın kılıcını elime bas. Ya abi sakin değil. Sakin ya. Tamam biz gelip sana yardım edeceğiz Hacı Darth Vader abi. Hacı Darth Vader kokoreçini kalkındıracağız, bir regulaya sokacağız. Merak etme abi. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Hadi bekliyorum, unutmayın. Bahçeli Evler gişelerde en sağdaki gişeye 98 kilometre hızla girince kara delik oluyor. Cüz diye yanımdasınız. Anlaşıldı abi. Hayırlı işler. Pascal seni dişler. İşin gücün rast gelsin, davancandan ses gelsin Hacı Darth Vader abi. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal. Sir. Canım şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, yeryüzüne düşen ilk ve en iri bilgi taneci. Cehalet ejderhasının kartal gözlü avcısı. Dünyanın her yerindeki bilim mahvillerinde adı saygıyla anılan büyük bilim adamı. Profesör, doktor, Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuzu şereflendi. Hocam hoş geldiniz. Adamsın Dilber. Ay hoş buldum demeyi çok isterdim ama hiç de hoş bulmadım. Çingene beygiri suratlı iki adam var karşımda. Ay neyi hoş bulacağım yani, bu medyadaki estetik anlayışı nereye gitti anlamıyorum. Eskiden bu stüdyolara böyle Orhan Boranlar, Halit Kıvançlar falan girerdi. Hepsi jilet gibi adamlardı. Ay bir de bu kara cahile bak. Benim miyim lan? Neyin yok ki? Ay bir ucundan emilmiş mandalina dilimi gibisin, gıvışık. Ya Dilber hocam, siz büyük bir bilim adamısınız ama bizim gibi basit insanlara böyle bir polemiğe girmek yakışıyor mu size ya? Ay işte al sana başka bir cahil daha. Polemiksiz bilim olmaz bir kere. Bütün büyük bilim adamları polemiğe girmişlerdir ama yok. Kendi IQ'ma yakın zekası, zekama uygun bir beyin bulamıyorum ki polemiğe gireyim. Kardeşim nereye çıkıyorsun? Nasıl bir program? Hakikaten toparlanalım ya, bu nedir? Dilber hocam siz bilim adamısınız ama estetik duygunuz çok gelişmiş. Benim bütün duygularım çok gelişmiştir Kadir. Güdük duygum yoktur benim. İşte bu yüzden sizinle kadın modasını konuşalım istiyoruz. Bu yaz geldi çattı artık. Yazın içindeyiz. Yazın kadın modasını siz belirliyorsunuz hocam. Kadın modasında trendleri nasıl görüyorsunuz? Neler olacak? Kadınlar nasıl giyinecekler? Yani bu yaz fırfırların, volanların havada uçuştuğu bir sezondayız ve hemen böyle her parçada bir hareket söz konusu. Bu yaz etekler fırfırlanacak, fırfırlı etek her ortama uyum sağlayan bir parçadır Kadir, bak sen de bilirsin. Ben nereden bileyim hocam, fırfırlı etek mi giydim hayatımda ya? Hocam bu eteği neyle kombineceğiz? Özellikle anvelop muhalleri, basic gömlekler ve tişörtlerle kombinleyebilirsiniz. Çanta olarak da çok göze batmayan çantaları öneriyorum. Fırfırlı eteğin havasını almasın. Vallahi büyüksünüz Dilber hocam. Bu yaz kadın modasına çok acayip tespitler girdi. Başka neler var? Gömlekler tek omuz. Klasikten uzaklaşıyoruz. Bak gömlekte yakalar da detay değiştirerek tek omuza dönüyor. Volanların eşlik ettiği tek omuz gömleklerde çapraz duruş, özellikle geniş omuzlu kadınlarda bak çok şık duracaktır. Peki Kadir hocam, bu tek omuzlu gömleğin eteklerini göbeğin üstüne düğüm yapma olayına ne diyoruz? Şık olmaz mı? Aferin, bak cahilsin ama kıyafetten anlıyorsun. Bu arada müsaadenizle tek omuz gömlekte çantayı kloş tercih etmenizi öneririm. Ve tek omuzu vurgulamak adına. Peki Dilber hocam, erkek modası nasıl? Bu yaz erkeklerde Rabbim triko çok moda. Rabbim triko derken hocam? Kıllı sırt ve kollarla plajlarda yine böyle orangutan gibi gezilecek. Ay espri de komik yaptım farkındaysan monşer. Maalesef hocam, yaptınız. Gacırt. Gacırt değil hocam, çıtaks, çıtaks. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Pascal. Efendim abi. Courtney Kardashian'ı bildin mi? Bildim abi. Kimin bacısı? Şimdi kimin bacısı olan Courtney Kardashian'ın boşandığı kocası Scott Disick'i bildin mi? Adı ne dedi? Scott Disick. Ya yok abi. Ne işim olur ya? Ya şimdi bu Kamil
Kourtney Kardashian'ın taht nikahını alıp 3 çocuğu kuzulattıktan sonra kadıncağızı boşayıverdi. Terbiyesiz, ağlaksız. Geçenlerde bir günde 6 kadınla birlikte objektiflere yakalanınca da Kardashian'lardan tepki geldi tabii. Ne tepki vermiş? Ayıp ayıp, ahlaksızlık bu. Bir günde 6 karı ne demişler. Haklı lan. Yavrum, orucu tutan benim kafası akvaryum olan sensin ya. Yavrum, Kardashian'lar bu ya, ahlak falan diyorlar. Bunlar aile boyu açıp meşhur olan insanlar, affedersin. Neyin hesabını soruyorlar ya? Doğru dedin abi. Bu alemde ahlaksızlıktan şikayet edecek son aile Kardashian'lardı, söyleyeyim sana. Zaten Kadir, ben var ya, Kardashian'ları değil, Bardanyan'ları severim. Ben derim ki şu Scott Disk'i arayalım kardeşim. Ara abi. Ayır çekelim. Adam olsun. Arıyorum. Arıyorum. Bir günde 6 hanımla görünen Kourtney Kardashian'ın eski kocası Scott'u arıyoruz. Aha da çalıyor. Çalıyor. Aha da çıkıyor. Alo. Bir günde 6 karıyla görünen Kourtney Kardashian'ın eski kocası Scott ile mi görüşüyorum? Merhaba. Ya Kadir, ne edeceksin oğlum? Ne dedim ki? Abi, adamın adı Disik. Ben ne dedim? Ay, çok özür diliyorum Scott. Şahsınızdan özür diliyorum. Soyadında bir yanlış telaffuz oldu abi. Öyle mi? Ha peki. Ne diyor abi? Abi, o çok yanlış, çok sık oluyor. Ben de alıştım diyor ya. Yani. Vay be. Alo Scott, bak Pascal da burada canım benim. Alo abicim, ne yaptın sen ya? Ayıp lan. Alo. Disik. Şimdi canım... Şimdi canım, sen bir günde 6 hanımla görülmüşsün. Kardashian'lar da bu ayıp, bu ahlaksıza mani olursun demişler, öyle mi? Senin için. Ha, evet. Evet. Hayda. Ne diyor abi? Abi diyor, bu kurt ne diyor, benim peşimden çok koştu diyor. Benim ev bunların evin sokağında diyor. Ben sokaktan geçerken bu kurt pencereye çıkıyordu, kaş göz işmari yapıyordu diyor. Cama hohlayıp buharına yanıyorum, söndür ateşimi yazıyordu diyor. Beni böyle böyle avsunladı bu yol diyor. Yoksa diyor, ben iffet şişesi kırık Kardashian'lara damat olacak adam mıydım abi? Abi çekiyor. Abi abi, o da doğru söylüyor. Alo Disik. Şimdi bir günde 6 kadınla görüntülenme hikayen ne be baba? Ya ne, çok değil mi hakikaten ya? Evet. Ha. Ne diyor? Abi diyor, bazı günler diyor trafik açık oluyor ya diyor. Her gün kilit olan yol su gibi akıyor diyor. Anlam veremiyorsun. Aa, o günde öyle bir günde abi diyor. Benim aç trafiğim çok yoğun akıcı olduğu gün. Düşmüyor diyor. Akmıyor Kadir abi diyor. Of of. Hep öyle Pascal, sen ne dedin şimdi diske? Ne dedim? Dedin. Abi özür dilerim. Pardon. Alo. Canım. Bir röpü burada bitireyim, yoksa seninle insan gibi kılaf edelim derken işitmediğimiz hakaret kalmayacak yani. İşitmediğin hakaret kalmayacak. Hadi canım, dikkat et, öyle altı garıyla gezme. Efendi ol. Hadi işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin hadi. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Paskal. Gelin. Justin Bieber dayak yemiş. Yılmış. Kim dönmüş? Senin tayfadan biri. Benim tayfa? Zevellah gibi bir zenci Justin'i dövmüş Pasko. Vay be. Zenci olsun, taştan olsun. Adam. Ya yeminle Justin adamın yanında pazar poşeti gibi kalıyor ya. Ama bir iki tane de o yerleştirmiş zencinin suratına ha. Kadir, olacak o kadar. Bir iki numara öğrettik. Arayalım mı Justin? Neden olmuş bu hadise, soralım, öğrenelim. Ara abi. Makara yaparız. Ama çok ayıp be Pascal. Genç adamdır ya. Gururu kırılmış zaten. Örselemeyen çocuğu ya. Kardeşim, bu çocuk bana küfretti mi? Etti. Hakaret etti mi? Etti. Yalan yok. Etti. Kardeşim, o zaman var ya, her türlü giderim. Ya olur, gençtir ama Pascal, hata yapar. Yani hata yapmak küçükten, affetmek büyükten. Sen gençken hiç hata yapmadın mı buraya ya? Yaptım ama var ya, dayağımı yedim, cezamı çektim. Yine de Justin'i fazla yıpratmayalım Pascal. Ben arıyorum Justin Bieber. Çalıyor. Alo. Zebellah gibi zenciden bir araba kötek yiyen Justin Bieber'la mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Justo. Epeydir görüşemedik. Nasılsın yeğenim? Kadir abin ben. Bak yanımda da Pascal abim var lan. Sarı. Ne haber ya? Nasıldır dayak? Ya Pascal. Bak Pascal, Justin diyor ki sen gidip bir de o adama bak, hastanelik ettim Kamil'i diyor. Tabi. Öyle de. Video ortada. Adam seni çitirmiş. Ya harbiden Justo, adam seninle 3 bant bilardo gibi oynuyor ya.
Bir vurdu sana, üç duvardan sektin. Vuran adama geri döndü. Nasılsın yavrum, iyi misin? Çenen mi ağrıyor? O kadar olacak. Kavgada yumruk sayılmaz Justo. Ayrı, Justo, akıllı. Evet Justin'im. Biz sana ne öğrettik yavrum? Yanında bayan varken kimseyle kavga etme dedik değil mi? Senin yanında da kız var, adama dalıyorsun. Olmaz. Yanında kadın olan adama eğecek, başını gidecek. Biz abilerimizden böyle gördük, böyle öğrendik. Ama öğretemedik. Evet. Efendim? Ne dedin? Yol mu verdin? Niye? Ama olur mu Justin ya? Ne diyor abi? Abi diyor, o yanındaki kıza da yol verdim diyor. Mayası bozuk diyor. Ben kavga ederken kenarda pıstı diyor. Bizim kadınımız panter gibi olacak ya. Abi çekiyor. O da mevzuya dalacak diyor. Adelan orada. Olur böyle. Vaktiyle diyor. Selena Gomez'le birlikteyken diyor. Köprüye girmeden evvel E5'te öndeki araçta mevzu oldu diyor. El frenlerini çekip indik diyor. Selena benden önce daldı adama diyor. Bize böyle kadın lazım. Lazım abi. Bilemedim kıymetini Selena'nın diyor. Biz dedik ona. Kaçırmak izi dedik. Dinlemedi. Ya Justin'in mevzu ne? Ha? Niye daldın adama? Ha, videoyu izliyorum. Adam senin iki katın. İspenç tavuğu gibi zıplayıp zıplayıp vurmaya çalışıyorsun. Niye kızdın o kadar? Yürek mi yedin evladım sen? Yapma ya. Ne olmuş? Abi diyor, ateş istedi benden diyor. Olabilir. Ama diyor, sarıp ateşini müsaade edecek mi demiş. Justo'da 46'ya bağlamış, dalmış. Olsun ya. Ne gerek var? Alo Justin, şimdi canım sen çok çelimsiz bir çocuksun. Ama kaplan gibi de bir yürek var. Bak o belli yani. Var. Kaplan. Geriden. Ya Pascal lütfen. Lütfen Pascal. Bak Justin'im, dövüş tekniğinde belli zaaflarım. Biz sana Türk dövüş sanatının inceliklerini öğrettik halbuki. Atamın yüzüne furur kipi yapıp alttan dizi mekanizmaya koysana yavrum alete. Ha? Ya öyle Amerika işi yumrukla olmaz evladım. Olmadı daş yok mu daş diye yerde arayacaksın daş. Eline ilk geçeni kafasına ekleştireceksin ya. Yok Kadir, bunun var ya kafası basmıyor. Olmaz. Justo bak, seni en kısa zamanda kampa alıyoruz. Sarıyer'de badici Zühtü abinin salonunda ağırlık çalışacaksın. Sonra Doğan Hoca'nın Yoshitaka karate salonunda yeşil kuşağa kadar karate çalışacaksın. Pascal abin de sana sokak dövüşü öğretecek. Oğlum Justo, senden var ya her şeyi öğreteceğim. Bütün pislikleri. Merak etme. Yani senden bir Jet Li, bir Jackie Chan yaratacağız Justo. Kendini bize bırak lan. Ne? Ne? Vay terbiyesiz. Ne dedi? Gidin, bütün mantalitemi siz bozdunuz zaten, karakterimle oynadınız diyor. Sizi tanımadan önce sanatkar efendi bir çocuktum diyor. Elimden gitar düşmezdi diyor. Sizi tanıdım, nunçakuyla kelebekle tanıştım. Galeklerimle oynadınız, istikbalimiz dedi, kapattı. Ya seni gidi hadsiz, hudutsuz, şuursuz Justin Bieber ya. Abi nankör, iyilik yaramıyor. Ben sana dedim. Bak ben sana hak veriyorum artık ha. Yeminle adam olmaz lan bu. Ben de bu noktaya geliyorum yavaş yavaş yani. Çıtaks. Çıtaks dedin de saate bak. Oha. Hadi çıtaksı yap. Hadi. Efendim yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Bye. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.